İyi akşamlar. EkoTürk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Evet, deprem bölgesinde yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. Şu an içinde bulunduğumuz durum itibariyle henüz bütün bölgelerde çadır konteyner temini sağlanabilmiş değil. Gıda tedariğinde de yine bazı önemli problemler devam ediyor. Bu arada bölge sallanmaya devam ediyor. Zira yeni fay hatları üzerinde durulan bir süreç var. Yeni fay hatlarının bu arada parçalanmaya ya da kırılmaya başlandığına dair jeofizikçilerden gelen haberler var. Bugün ana haberde Ahmet Mergen'le birlikte olacağız. Ahmet Mergen'in hazırladığı grafikler eşliğinde konuşacağız. Neler var derseniz bir defa Türk İş'in aylık olağan hazırladığı açlık ve yoksulluk sınırı anketi sonuçlandı. Şubat ayı itibariyle, Ocak ayı itibariyle Türk İş'in yoksulluk sınırı 30.700 liraya kadar yükseldi. Açlık sınırı da 9.425 lira. Açlık sınırı 9.425 lira ve asgari ücret 8.506 lira olarak düşündüğümüzde şu anda asgari ücretin Ocak ayı itibariyle artık geride kaldığını gösteriyor. Mobil internet sıralaması ile ilgili bir haber var. Bunu paylaşacağız birazdan ama ondan önce Türkiye'nin büyüme rakamı geldi bildiğiniz gibi. Büyüme 5.6 yıllık bazda. Bu beklentiler doğrultusundaydı. Yani TÜİK'in beklentileri doğrultusundaydı. Ancak EBRD, Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşların beklentileri 4-4,5 civarındaydı. Onların beklentilerinin bir hayli üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Yılın son çeyreğinde zayıf bir büyüme olmasına rağmen totalde 5.6'lık büyüme Türkiye'yi hem gelişmiş ülkeler hem gelişmekte olan ülkeler arasında ön sıralara doğru sürüklemiş durumda. Türkiye ile birlikte bugün açıklanan bir başka ülkenin büyüme rakamı var. Hindistan 4. çeyrekte %4.4 büyüdü. Hindistan da çok hızlı büyüyen ülkelerin arasında yer alıyor. Avrupa Merkez Bankası ise bugün %4'e ilişkin bir faiz artışına doğru gidiyor. Yani totalde faiz artışını %4'e çıkarması bekleniyor. Bildiğiniz gibi Avrupa Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası'na göre daha geç harekete geçti ve faizleri artırmakta. Şimdi büyük adımlar atmaya çalışıyor. Mobil internet sitesiyle ilgili bir internet sıralaması ile ilgili bir durum var, bir tablo var. Hızları konuşacağız. Bildiğiniz gibi deprem sırasında Türkiye'nin internet hızının yetersiz olduğu bir kez daha kanıtlandı. Ayrıca mobil internet sunan şirketlerin roaming çalışmaları dolayısıyla da çok iyi sonuçlar alınmadığını biliyoruz ve iletişimde önemli kopmalar yaşandı. Bu Türkiye'nin internet hızını artırması gerektiğine dair bir test çalışması niteliğinde oldu aynı zamanda. Dünyadaki 160 ülkenin sıralamaya giren, daha doğrusu bu kategoriye dahil edilen 160 ülke arasında internet hızı en yüksek olan ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri'ni ikinci sırada Katar izliyor. Üçüncü sırada Norveç var. Dünyanın ilk üçü Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Norveç. En sondaki üç ülkeye bakalım. O üç ülkede Küba, Afganistan ve Venezuela. Buralarda mobil internet hızı son derece düşük olan ülke. Peki Türkiye nerede? Türkiye'de çok kötü bir noktada diyemeyiz ama iyi de sayılmaz. Türkiye şu anda 160 ülke arasında ortalarda bir yerde. Türkiye mobil internette 65. sırada, sabit internette ise 107. sırada. Sabit internette bir hayli gerideyiz. Bu Türkiye'nin bu hak ettiği bir rakam olmadığını biliyoruz. Elbette mobil internet sitesi kurulumunda hem Türk Telekom'un hem de diğer operatörlerin üzerine düşecek görevleri yapacaklarını tahmin ediyoruz. Finansal piyasalara bakalım, para piyasalarında. Dolar TL bugün 18.88'de yukarı doğru hareket ediyor. Euro TL'de 20.09'da Euro yeniden 20'yi gördü ve oradan yukarı doğru kendini atmaya çalışıyor. Pound TL'de 22.91'deyiz. Orada da yukarı doğru, yani Türk Lirası bütün bu paralar karşısında değer kaybediyor. Frank TL'de de 20.20'deyiz. Frank karşısında da Türk Lirası kötü bir performans çıkarıyor bugün. Euro dolar paritesine bakıyoruz. 1.06.39 yukarı doğru hareket ediyor. Euro'da güçlü bir seyir var bugün. Bildiğiniz gibi Avrupa Merkez Bankası'nın yüksek bir faiz artışı yapacağına dair haberler gelince Euro güçlendi. Dolar endeksi zayıf ve 104 sınırında, 104'ün altına doğru hareket etmeye çalışıyor. Ruble 75.14'te çok zayıf bir gün geçirdiğini söyleyebiliriz düne göre. Altın 1814 dolarda, tekrar 1800'ü kırıp aşağı doğru gitmesi beklenebilir. Bugün de yön aşağıda. Gram altında da 1100 liradayız. Gram altın dün 1109 liraydı.
bugün aşağı doğru yolculuğu sürüyor. Brent petrol dün düşüşe geçmişti ama bugün tekrar yükselişe geçti. 83 dolar 89 sentte. Dün 82 doların üzerinde bırakmıştık. Bugün 83 dolar üzerine 1,5 dolardan fazla değer koydu. NYMEX'te de 77 dolar 47 sentteyiz. Orada da yön yukarıda. NYMEX'teki hızlı süreç düne göre daha az. Baltık Dry Endeksine bakıyoruz. Dünyanın barometresi 935'teyiz ve bugünkü artış %5.89. Borsa İstanbul'un kapanış rakamını birazdan hep birlikte göreceğiz. Saat 17 itibariyle Borsa İstanbul 5222 puandaydı. Bakalım o saatten bu saate satışlar ya da alışlar ne durumda göreceğiz. Türkiye'nin büyüme rakamı açıklandı. Son çeyrekteki büyüme zayıf olmasına rağmen, %3,5 gelmesine rağmen totalde yılın 1 ve 2. çeyreğindeki yüksek büyüme rakamları nedeniyle Türkiye yılı %5.6'lık bir büyümeyle kapattı. %5.6'lık büyüme gelişmiş ülkeler arasında bizi ilk sıraya, gelişmekte olan ülkeler arasında da ilk 5'in içine sokmaya yetti. Ancak büyüme rakamlarına baktığımızda büyümenin kalitesinde büyük bir bozulma olduğunu görüyoruz. Evet büyüyoruz ama hangi unsurlarla büyüyoruz? İşte onlara geldiğimizde iş biraz çatallaşıyor. Bu arada Türkiye'nin büyüme rakamı ile ilgili olarak EBRD, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası 4,5 tahmininde bulunmuştu. Dünya Bankası da 4 tahmininde bulunmuştu. Dolayısıyla her iki tahmini çok yukarıda tutturan bir büyüme rakamımız var. Ama kalitesine bakalım. Kalitesine baktığımızda durumun çok iç açıcı olmadığını görüyoruz. 2022'de iç tüketim %19,7 büyüdü. Yani hane halklarının büyümesiyle yukarıda durmaya çalışıyoruz. Yatırımlarda ise bir gerileme var. 2020 ve 2021 yıllarında %7,4 artan yatırımlar 2022'de sadece %2,8 arttı. Bu arada 2021'de %24,9 büyüyen ihracat 2022'de yine sadece 9,1 arttı. Yani tek hanede kaldı. Bütün bu rakamlara baktığımızda büyümenin kalitesinin sorgulanabilir olduğu hemen net biçimde açığa çıkıyor. Sadece tüketimden kaynaklanan bir büyüme var. İhracattan kaynaklanan büyüme zayıf, yatırımlardan kaynaklanan büyüme zayıf, yatırım mallarından, sermaye mallarından kaynaklanan büyüme de keza zayıf. İkinci haberimiz yine büyüme kaynaklı büyüme verisinden çıkan bir haber. Çalışanın büyümeden aldığı pay bu arada %26,5'e kadar geriledi. 2022'de %26,5 oldu. Bir önceki yıl 30,1'di çalışanların payı. Bu verilerin ölçülmeye başlandığı 1998 tarihinden bu yana en düşük çalışan gelirine tekabül ediyor. Bu ne demek? Çalışanlar daha az kazanıyor, servet sahipleri daha fazla kazanıyor. Çalışanların az kazanmasının yarattığı o depresyon servet sahiplerine doğru bir sermaye transferine, servet transferine yol açıyor. Üçüncü haberimiz sanayide kullanılan doğalgaz fiyatları ile ilgili bir indirim var. 1 Mart itibariyle sanayi kuruluşlarındaki doğalgazda %20,95 ile %26,12'lik bir indirim yapılacak. Yine elektrik üretim tesislerinde kullanılan doğalgazın fiyatında da %20 var. Hane halklarının kullandığı elektrikle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ne zam ne de indirim. SGK afet bölgesinde hacizleri kaldırdı. Doğal bir karar, geç alınmış bir karar aslında. Mesela depremin 22. günündeyiz. Oysa çok başta alınması gereken bir karardı. Şu an itibariyle deprem bölgesinde 251 bin adet haciz dosyası yürürlükten kaldırıldı. 31 Ağustos 2023'e kadar bölgede haciz ve benzeri işlemler, icra ve benzeri işlemler yapılamayacak. Son haberimiz otomotiv sektöründen. Ticaret Bakanlığı otomotiv sektöründe stokçuluk yaptıkları belirlenen şirketlere adeta ceza yağdırdı. 6 ay ve 6000 kilometre koşuluna bağlı biliyorsunuz. Yani bir otomobilin yeniden satılabilmesi için sıfır otomobilin 6 ay içinde satılabilir ancak 6 ayın sonunda ya da 6000 kilometreyi aşması lazım. Bu iki koşula uymayıp
hile yoluyla satış yapan pek çok şirkete ceza kesildi ve toplamda 15.9 milyon liralık bir para cezasından bahsediyoruz. Hatırlayacaksınız, bu konuyu epey bir gündeme getirmiştik ve bazı şirketlerin stokçuluk yaptığını kanıtlamıştık yine haber bültenlerimizde. Borsa İstanbul günü 5237 puandan ve 0.77 yukarıda kapattı. Borsa İstanbul 50 endeksinde de yükseliş var. 4695 puanda ve 0.67'deyiz. BIST 30 endeksi 5763'te 0.42'lik bir artış da orada var. Saat 17 itibariyle 0.47 olan endeksteki artış kapanışta 0.77'ye kadar geldi. Demek ki kapanışa doğru bir miktar daha alım geldi diyebiliriz. İyi bir kapanış olduğunu düşünüyoruz. Ancak dün ve daha önceki günlerle kıyasladığımızda Borsa İstanbul'un çok istikrarlı bir seyir göstermediğini de biliyoruz. Bugün Ahmet Mergen'le konuşacağız. Ahmet Mergen'in günü. Ahmet Mergen'in hazırladığı grafikler eşliğinde. Bakalım Ahmet Mergen'i bir görelim. Ahmet Mergen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Nereden başlayalım? Evet, evet. Borsa İstanbul'u... Valla şimdi şöyle diyeyim Ali Bey, ittirdik kaktırdık. Evet. O kapanış var ya, hani böyle gonga vuruyorlar. Evet. Orada dengeyi sağladık. 4-4 şu anda, öyle gördüm. 4 tane evet. Kadın, 4 tane erkek var. Çok şükür. Eskiden öyle değildi. Çok şükür. Hiç bizim, değilse bizim bunu yaptık. Bu bile önemli tek başına. Bravo. Bu önemli. Aynen. Ama şey olarak haberlere de baktım. Türkiye büyüme yönünde. Zaten o politika öyleydi. Yani kuru filan bırak, faizi aşağıya, efendim kur gidebildiği yere kadar gitsin, sıkıntı yok, yeter ki büyüyelim. Tabii. Yani öyle bir felsefeyle bir süredir devam ediyor işler. Yani enflasyonun kontrolü da pek İngiltere gibi. Bırak enflasyonu nereye giderse gitsin, lesefer lesepase gibi. Evet. Yani bırak gitsin, bırak geçsin, gitsin gibi. Ama maalesef Türkiye'de de şu anda yaşanan enflasyon yeteri kadar para kazanmayan vatandaşlarımızı biraz sıkıntıya sokuyor. Giderek sıkıntıya sokuyor. İşte siz de söylediniz, açlık sınırı efendim 9.425 lira açlık sınırı. Yoksulluk sınırı da 30.700 lira. Dolayısıyla asgari ücretin çok çok üzerine çıktı. Yani daha yılın başındayız ve asgari ücret şu anda açlık sınırına yenilmiş durumda. Evet, buyurun. Yani bu deprem de çok kır. Yani bu işlerin zamanı yok tabii ama yani öyle bir noktada geliyor ki hepsi sanki üst üste biniyor gibi oluyor. Ya bir zamanlar da konuşurduk böyle 2018 yılından beri. Yani ülkenin üzerinden bir sürü şeyler devamlı geliyor, geçiyor, gidiyor. Bir meteor düşmediği kaldı. Meteor düşmesinden de neredeyse o kadar büyük bir felaket geldi, vurdu bizi. Ha, bunda bizim de tabii ki büyük suçumuz var da, yani binaların yapılımı efendim, biz bir şeyleri bilmiyorsak öğrenmekten korkmamalıyız. Tabii. Yani bu bir gurur savaşı değil. Yani gururu falan bunları bir yere bırakacaksınız. Bakın öyle olmasaydı Japonya bugün buralara gelemezdi. Japonya bir zamanlar 1950'li yıllarda harp sonrası çoğu ürün hep kopyaydı. Evet. Yani Amerikan mallarının daha türetilmesi falan filan. Ama geldikleri noktaya bakın. Nerelere geldiler? Yani demek ki aldılar, geliştiriyorlar. Çalışkan insanlar, disiplinli insanlar, kurallara uyan insanlar genelde. Ben bu dünyadan değil gibi görüyor çoğu ülke insanı zaten. Japonları da bir yerden gelmişler gibi sanki. Aynen. Ama biz ne yapabiliriz? Biz ne yapamıyoruz? Yani biz de artık biraz kendimize gelip 50 senelik falan bıraktım artık ben 5 senelik programı falan. Bu ülkede 50 senelik falan bir inşaat programı olması lazım. Yani bu şehirleri nerelere doğru 50 senede veya 30 senede kaydırabiliriz?
ve nasıl kaydıracağız? Hala 10 katlı binadan bahsediliyor. Ya bırak şu 10 katı artık kardeşim ya. En fazla 2-3 kat yap. Deprem vursa bile 3 katlı binada 17 tane merdiven var, basamak var, tamam mı? Her katta. Tabii. Genelde o civardadır. Yani inşaat mühendisi değilim, makine mühendisiyim ama bazen merakımı celbediyor, sayıyorum merdivenleri. Bir kattan öteki kata giderken. Zannedersem o 17 tane tek. Evet. Şimdi 10 saniye, ilk 10 saniyede ev genelde yıkılmaz. Yani ne kadar şey de olsa 10 saniye tutuyor ev bir şekilde. Tabii. Hani 30, 40, 50 saniyeler, bir dakikaları geçerken artık şiddetiyle beraber bir de süre de uzayınca iyice çalkalıyor. Bir de yani yapının da bir doğal şeyi var, frekansı var. O ikisi frekans birbiriyle çakıştığı zaman rezonansa gidiyor. Yani böyle iyice dalgalanmaya başlıyor. Tam sallıyor yani ortalığı. Bilirsiniz bir film vardır Amerika'da, köprünün yıkılışı. Evet, biliyorum. Yani köprünün doğal rezonansıyla o rüzgarın yarattığı rezonans bir anda böyle birbiriyle bir örtüşür. Birken beşe çıkar, ona çıkar o dalganın boyu bir anda, amplitüdü. Evet. Ve iyice kopartıyor götürüyor. Şimdi burada da 10 saniyeden bahsediyorum. 10 saniyede çoluğu çocuğu bir anda kaptığın gibi o 35 tane basamağa roket gibi inebilirsin. Yani tabii. Tamam, şeyli, Jamaikalı efendim, bizim İbrahim'den bahsediyor. Bolt gibi değil ama diyorsunuz, evet. Yani, inersiniz yani. 100 metre koşmuyoruz. 30 tane merdiven iniyoruz en kötü ihtimal yani. Dışarı atar kendinizi. 10 katlıdan atamaz. Doğru. Merdiven zaten kullanılmayan bir şeydir ama ilk 10 saniyede yakındaysan kaçarsın abi. İkinci kattan birinci kata inip gidersin. Yani yüksek katlara gerek yok. Yayıl sahaya. Sanki ülkede yer yok. Kaç milyon kilometre kare Türkiye? 777 bin kilometre kare miydi? Öyleydi. Öyle hatırlıyorum şu coğrafya derslerinden. 777 bin kilometre kareydi. Her tarafta arazi var. Tarım arazilerini bırak. Başka tarafa git. Şimdi yeni teknoloji de var. Bu süspansiyon var. Arabalardaki şak absorber, yani o şoku yutan şeklinde. Arabalarda biliyorsun yay vardır. Bir de tabii, içinde giden gelen hidrolik şey vardır. Burada da kolonların altına konuluyor. Yani o şoku bir anda 5'ken 1'e indiriyor. Evet. Sallantıyı falan ortadan kaldırıyor. Teknoloji var. Bizde para yok. Para yok bizde. Şimdi mesela İstanbul'dan bahsediyoruz. İyi tamam. Her tarafı yıkalım. İstanbul'da binaların çoğu, yani kabul etmek gerekirse 50-60 senelik binalar var. 100 senelik bina da var. Yani paldır küldür dikilen binalar da var. Bunları yıktığınız zaman yerine bunları nasıl yapacağız? Vatandaşta para var mı? Yok. Kat veriyor musun yukarıya? Onu da vermiyorsun çoğu yerde. Yerine göre. Kat verilen yerde vatandaş şanslı. Evet. Katını veriyor. Yerine kendisi kat alıyor. Müteahhit de bir kat alıyor. Oh tamam, bedavaya yaptırıyor. Peki kat alamayan onun hakkı ne oluyor? O da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. O niye cebinden yeniliyor evi? Öteki taraftakine o şeyi veriyorsun. Yani ona bir kat hediye ediyorsun. Bu arada kat verdin mi yukarıya doğru? Vatandaşın cebine bir kat hediye ediyorsun. O para harcamadan evine sahip oluyor, yeni eve. Bir takım tedbirler gelmiyor. Bir takım şeyler, kolaylıklar sağlanması lazım. Benim görüşüm ya, naçizane ben bir şey bilmiyorum diye iddia edebilirim. Ya bilenler de gelsin anlatsın Allah'ını seversen. Ama artık lütfen, yani işte Marmara'nın güneyinde işte 7.7 olacak da, yok Çatalca'nın şeyin karşısı da Tekirdağ, Şarköy. Tamam, bunu öğrendik abi. Bunu öğrendik. İstanbul'da nerelerin, hangi ilçelerin ne olduğunu da öğrendik. Tamam, şimdi solüsyon ne? Bu evleri nasıl yapacağız? Cebinden mi ödeyecek vatandaş bu paraları? Ödeyemeyen ne yapacak? Hepsini kontrol ettik. Bina kusurlu. Yıktık binayı. Şimdi vatandaş enkazın altında tam kalmadı deprem, olası depremde. İyi tamam, güzel, kurtardık, bravo. Şimdi bu vatandaş nerede kalacak? Evi gitti, parası da yok. Evet. Parkta yatsın. Olur mu canım? Kolaylık sağlam. Yani bir çözüm, genel bir çözüm lazım. Yalnız İstanbul için değil, başka yerlerde de var deprem korkusu.
Gündüzce geçenlerde İstanbul'la beraber o kuzeyden gelen Karadeniz'e hattı. Orası da çatır çutur bir şeyler oldu. Düzce'de de deprem oldu bizdeki Yalova'dan sonra, öyle değil mi? Yani oldu. Biz zaten oynak bir alanda dolanıp duruyoruz. Buna göre de tedbirler alınabilir diye düşünüyorum. Ya biraz mantık, biraz akıl şey lazım. Yani kuralları uygulayacaksın abi. Türkiye teknolojiye sahip bir ülke. Yeterli bilim adamı var. Yeterli insan var. Kumunu, kumunu, demirini, şusunu, busunu, süspansiyonunu falan bunu kullanacaksın abi. İstersen kazıtacak, her yere göre bir teknoloji var. Kullanın kardeşim. Bilmiyorum yani, ben de biraz atıp tutuyorum. Ahkam kesmeyeyim bilmediğim konularda diyeyim ama neyse. Biraz büyümeden bahsedelim mi, ister misiniz? Yani 5.6'lık yani büyüme, yani çok yüksek bir büyüme rakamı ama büyümenin kalitesinde çok ciddi problemler var. Sadece iç tüketime dayalı, yani iç tüketimin payı %19. İhracatın payı düşmüş, yatırımların payı düşmüş. Dolayısıyla kalitesiz bir büyüme gerçekleştirdik. Evet, övünebiliriz. 5.6 yüksek, yani bugün pek çok gelişmiş ülkenin ulaşamadığı bir rakam. Gelişmekte olan ülkeler arasında da bizi ilk beşin arasına sokabilecek bir rakam ama kalitesine bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani bununla bir yere varamayız diye düşünüyorum. Evet, büyüdük fakat... Pek sağlıklı değil yani. Aynen, tabii. Pek sağlıklı değil. Yani şöyle oluyor. Hani besleniyoruz. Hep ekmekle besleniyoruz. İyi, tabii. Tamam, ekmekle beslendik iyi de çok da sağlıklı mı yani? Yanında da biraz et olsa, efendim biraz bol miktarda değişik vitaminlerim alacağımız bir sebze mebze olsa, değil mi? Daha dengeli bir beslenme olur. Bu da tabii. Daha dengeli bir büyüme lazım. Sadece tüketime dayalı bir beslenme o kadar da dengeli bir beslen şey değil. Büyüme değil. Yani ihracat, bizim paraya ihtiyacımız var. Bizim yatırıma ihtiyacımız var. Onun için de yatırım olanaklarını Türkiye'de kolaylaştırmak lazım. Bunu hep konuşuruz. Yani ismi lazım değil. Tabii herkes biliyor da Türkiye'nin en büyük ihracatçısı işte araba yapıyor kardeşim. Baş harfi de F ile başlıyor. Bunun arazisini Zahmetli Demirel, değil mi? O zamanlar bedavaya vermişti. Evet. O gürültü patı. Ya bedavaya ver, elektriği de bedavaya verelim. Onu da verelim. Yeter ki bizim mühendislerimiz falan filan orada çalışsın, bu teknolojiyi kapsın çocuklar. Kadınlar, erkekler. Yani bir yerden de bir şey vereceksin ki bir şey alabileceksin. Bizim high-tech dediğimiz yüksek teknoloji ürünler üretmemiz lazım. Üretebilir miyiz? Üretebiliriz. Bizdeki bazı makinalar, bazı üretimi sağlayacak robotlar, şunlar bunlar, inanın Avrupa'da yok. Arkadaşlarım zaman zaman gider gelir konuşurdu böyle. Abi bizde en son teknoloji var diyor ama kullanan yok. Pazar da yok. Türkiye'nin her yerinde üretilen, yani tahıldı, meyveydi, oydu, buydu, arabaydı, neyse, bunların dünyada satış yerleri nerede? Bu pazarlar nerede? Nereden biz bunları, bu pazarlara girebiliriz? Yozgat'ta ne üretmemiz lazım? Kastamonu'da ne yapmamız lazım? Gaziantep'te ne yapmamız lazım? Efendim Batman'da ne yapacağız? Ağrı'ya ne götüreceğiz? Burada bu adamlar ne yapabilir bu şartlarda? Bunun ne üreteceğiz ki dünyaya satabilelim? Ağrı'da portakal üretemeyiz herhalde, Seran'ın dışında. Evet. Ama Ağrı'da üretilecek başka şeyler olabilir. Artvin'de başka şey üretebiliriz. Her şeyi getirdik İstanbul'a. Yeter yeter, 20 milyonluk şehir olmaz. Yok böyle bir şehir. Bu şehir değil, bu artık çapaçul bir şey. Kimin ne yaptığı ne ettiği belli değil. Kontrol da çıkar burada. Yani devlet de burayı da kontrol edemez. Kardeşim kaç milyon? Yani bu kadar büyük şehir olmaz ya. 10 milyon yeter. Yeter. Yani endüstriyi falan götürün artık Marmara'dan. Başka tarafa götürün. Ege'ye götürün, güneye götürün, Karadeniz'e götürün. Şimdi insanlar zannedersem Sinop'a taşınmaya çalışıyor. Evet. Böyle bir şey duydum da. En sakin yer orası. Aman Sinop'takiler de aman gelmeyin diyordur herhalde. Yani ortalık iyice, orada da fiyatlar falan uçar. İstanbul'da tabii fiyatlar gene uçuyor, kira fiyatları. Ha bir de burada evleri falan da indirirsek aşağıya, öyle de bir dert var. Bu sefer fiyatlar iyice yukarıya doğru gidiyor. Tam bir kaos oluyor
kiracı ile ev sahipleri arasında. Yani bir sakinleşelim, bir kafayı böyle iktidar, muhalefet Allah rızası için ya bir araya gelin de şöyle bir kafalar sakinken bir oturun konuşun, memleket meselelerini konuşun, gene birbirlerinize yetişip kalkışabilirsiniz. Evet. Ama ana meselelerde bırakın şu işi artık. Ya bunlar büyük işler. Bunlar Türkiye'nin geleceğiyle ilgili işler. Bunları böyle çözemezsek her sene 50 milyar oraya, 100 milyar orada deprem, burada oraya para. Bu parayı boşa harcıyoruz demektir. Ülke insanının kalkınmasına gidebilecek para başka yerlere gidiyor. Devamlı yenileme. Bir kere yapalım bitsin. Başka yere harcayalım onu, yatırıma harcayalım. Bakın dışarıdan yatırım azaldı dediniz galiba. Yanlış mı duydum bilmiyorum yani ama. Yatırımlar azaldı genel olarak. Zaten dış yatırım hemen hemen yok da içeride de yatırım yani azaldı. Yani büyümeye yatırımın katkısı o kadar minimal düzeyde ki sadece büyüme değil, aynı zamanda ihracat da aynı şekilde. İhracat da mesela geçen yıldan bu yıla büyümeye sadece %9'luk katkı vermiş durumda. Oysa 25'lerden geliyor ihracatın katkısı. Şimdi dolayısıyla elimizde bir tek hane halkları var. Yani bizim işte gündelik tüketimimiz, yani Türk halkının gündelik tüketimi. Biz birbirimizden tüketerek büyüyemeyiz. Yani bizim tüketimimizle bizi büyütmek mümkün değil. Zaten o yoksullaşmaya yol açıyor. Biraz önce verdiğim haberde de gördünüz. Ona ilişkin de birkaç cümle söylerseniz sonra grafiklere geçebiliriz. Yarım saatimiz var. 4 dakikasını buna ayıralım. Şimdi Türkiye'nin milli geliri de bozuluyor. Gelir dağılımı bozuluyor. Gelir dağılımı 2021'de çalışanların payı %30.1 iken bu yıl yani 2022'de 26.5'e düşmüş. Yaklaşık 4 puanlık bir kayıp var. Bu şu anlama geliyor. Çalışanlar giderek yoksullaşıyor. Servet sahibi olanlar daha fazla servetine servet katıyor. Dolayısıyla zenginin daha fazla zengin, yoksulun daha fazla yoksul olduğu bir ülkeye gidiyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Yani %5.6 büyümek güzel. Ama işte o %5.6'lık büyümeyi başka, herkesin hissetmesi lazım. Herkesin hissetmediği bir büyüme sayılmaz. Tabii. Yani birbirimizden tüketerek, yani tüketerek ama bir süre sonra tüketemezsin de. Evet. O fiyatlarla yukarı doğru giden fiyatlarla artık para sahibi olan, alabilen, eskiden alabilen de geriye çekilmeye başlıyor. Ben domatesi çok severim. Kilosu 20 lirayken, 15 lirayken çok yerim. Yani kes, bas tuzu üzerine ye, meyve gibi. Ama sen şimdi bana karşıma 50 liraya domatesi getirirsen, ha bir dakika diyorum ya. Ben pazara gittiğimde 5 kilo kendime alıyorsam 5 kilo da dağıtılmak üzere bana şeye bırakıyorum, pazarcıya bırakıyorum. Bunları birer kilo, birer kilo siz bilirsiniz, tanıdıklarınız vardır burada alamayanlar, onlara dağıtın diye parayla bırakıyordum. Alıyorum, bırakıyorum. Bunları dağıtın diyorum. Siz tanırsınız fakir fukarayı, burada gezen, utanarak gezenleri. Evet, aynen. Ya bunlar söylenecek işler değil esasında ya. Yani tabii ki vicdanı olan insanlar bir takım şeyleri tabii ki yapıyor da, ama tüketim konusunda da bir noktadan sonra tüketemeyebilirsiniz. Para lazım tüketmek için de. Çalışanların zaten parası enflasyon karşısında Türkiye'de yalnız 20 değil 50 senedir olsa fark etmez. Aşağı gider hep. Gider yani, yakalayamaz. Ne? Şimdi 30'ların üzerinden 26'ya da inince burada bir sıkıntı var. Tabii. High tech. İhracat. Bir yılda yani bir yılda iniyor bu %26 yani 30'dan 26'ya. Bir yıl içinde iniyor. Tabii çok büyük bir düşüş. Tabii. Yani 0.4 0.5 puan yani 5 puan falan gibi gözüküyor. 4-5 puan ama 4,5 puan, öyle tabii. Değil kardeşim. Büyük olay o. Kesinlikle. Normalde 0.0 bilmem ne o düşmesi lazım düşerse. Öyle 5 puan cart diye düşerse orası büyük şey, bir şey ifade ediyor. Korkulu bir şey ifade ediyor. Onun dışında ihracat. Bizim paraya ihtiyacımız var. Yatırım için döviz şu bu. Şu anda ihracatçıya da sorarsan o da giderek darlığa giriyor. Çünkü yani dolar veya euro alıyor ama içeride onun maliyeti arttıkça kazancı azalıyor. Bu sefer iş yapmamaya başlıyor. Rekabet edememeye başlıyor. Rekabet etmesi için döviz kurunda bir şeyler olsa o zaten 23'ü falan bekliyor dolarda. 18.90 19 falan değil. Ona göre 22-23 civarında bir para olması lazım ki ben bir şey yapayım diye bekliyor.
Ama o da oraya gidince bu sefer içeride olaylar daha da alevleniyor. Bir ketempere yani kıskaçta gibiyiz. Bir şekilde çıkacağız buradan. Peki. Hep beraber çıkacağız. Yani birbirimizin üzerinden ezerek çıkmayacağız. Ama İnşallah. Hep beraber bunun altından bir şekilde çıkmamız lazım. Peki. Kafayı çalıştırmak lazım. Ne yapmamız lazım? Onu düşünecekler. İktidar, muhalefet bir araya gelecek kardeşim, düşünecek. En iyi beyin sahiplerini bir araya getireceksiniz ve çözüm arayacaksınız. Ha, endekse gelince. Bu sarı yani, renkli alan dolanıp duruyoruz. İlk grafiğimiz, BIST 100 günlük grafiğimiz. 25 evet. dakika vaktimiz var. Hadi bakalım göreceğim siz. Siz dediniz ya yani bir anda yukarıda kapattı. Tabii ki. Yani Vakıfbank 9.40 iken kapanışı 9.65. Karanlık odaya bir girdi çıktı. Vakıfbank'ı 20 kuruş 17-20'lere falan veriyorlardı. Tahta 17.50 çıktı karanlık odadan. Bu da yanlış. Kardeşim bunun opsiyonu var. Yani insanlar opsiyonlarda falan burada vadeli işlemlerde burada para kaybediyor. Birisi para kazanırken öteki para kaybediyor durup dururken. Bir anda fiyat giriyor çıkıyor. 30 kuruş fark az buz değil ki. Para yazar kontratlarda. Ya, anlatamadım ben derdimi ya neyse. Burada da yeşil ve kırmızı renkli ortalamalar yaklaşık 5100 civarında. Bunun üzerindeydi. B endeks kapanış olarak nerede kapattı? 5237'de. Yani o tepeleri birleştiren çizginin hafifçe üzerine doğru çıkıyoruz kardeşim. Hedef neresi? 5320. Büyük ihtimalle de burada bana göre bankacılık endeksinin çok aşağılarda kalması dolayısıyla oraya girebilecek parayla bunu biraz daha yukarıya doğru ittirebilirler. Varlık fonu filan da geldi değil mi? Yani borsaya bir destek verildi. Efendim borsaya niye karışılıyor? Kardeşim olağanüstü durumlarda dünyanın her yerinde borsaya karışılır. Mecbur. Bankaya da karışır, borsaya da karışır, piyasalara da karışır. Sosyal ortama da karışılır. Yani bu olağanüstü bir durum. Yani 4 milyon insanın şey olduğu bir alan, 13 milyon insanın hasar yani zarar gördüğü bir alan. 400 bin tane yatırımcı var. Oraya hesapları, kitapları, adresleri orada. Orada yaşıyorlar. Bunların içinde yani biraz fiyatları tutabilirler. Biraz destek sağlayabilirler. Şirketlere kendi hisselerinizi alın falan filan diye de subvansiyon yani dolaylı yönden bir şeyler sunabilirler. Onun için buralarda biraz gezineceğiz gibi geliyor bana. Uçup kaçmayacağız ama seçime kadar buralarda dolaşırız gibi geliyor. 5320 geçilebilir. 5500'e doğru yaklaşırken gene satış olur. Gene aşağı gider. 5200-5500 oynaşır. Oralarda gider gelir falan. İşte birini alıyorlar, birini veriyorlar. Holdingleri alırlar. Hava yollarını verirler. Öteki gün hava yollarını alır. Efendim Arçelik'i verir. Arçelik'i alırken Tüpraş'la petrol Petkim'i verir. O ikisini alırken Ford'la otokarı verir. Bilmem ne. Böyle bir döne döne oradan oraya tutabilirler burada endeksi. Ufak kağıtları zaten spekülatörler kendileri isterse tutuyorlar belli bir yerde. Mühim olan büyük yerlerde. Yani lotların çok fazla olduğu İMKB 30, İMKB yani BIST 100, BIST 30, BIST 50 gibi yerlerde. Oralarda da banka endeksi çok aşağıda olduğu için zaten iki tane bankayı benim önümdeydi. Bir anda fırladı gitti endeks. Yukarıda kapattı. Girdiği yerde değil karanlık odaya. Bunu geçelim. Ortalamalar nerede? 5000. 5000'in altı biraz sıkıntı yaşatır. O zaman 4600'e kadar da gidebilir. Peki. Yukarı tarafta final 5700. Ha. Daha sonra eğer biraz toparlanabilirsek, projeler filan kabul görebilirse bu piyasada o zaman 5700, 4600, 4700, 1000 puan yukarı yönde katlayabilir. İhtimal doğar. Önümüzdeki bir sene içinde 6500, 6700'de görülebilir mi? Görülebilir ama bence bu deprem biraz bizi bir buçuk iki sene geriye attı gibi geliyor. Bence de. Peki haftalık grafiğimiz geliyor Borsa İstanbul. 20 haftalık ortalama kırmızı renkli ortalama o da geliyor 4750-4800'e doğru. Oraya iki defa değdi oradan zıpladı. Yukarı tarafta o demin gösterdiğimiz sarı alan buradaki sarı alanın aynısı. 5700-4600 arasında böyle bir alan oluştu. Burada bence biraz daha vakit geçecek gibi gözüküyor. Yani önümüzdeki 1-2 ay buralardayız. Yani yukarıya kaçıp gitmesi için çok iyi bir şey olması lazım. Şu andaki ortamda yani burada kalmamız bile bence iyi.
aşağılara doğru sürüklenip de zarar ziyan yazmayalım. Buralarda kalmamız bile bir önümüzü bir görelim. O bakımdan buralarda gezinebilir. Ben gezinmesine razıyım. Yani daha sonra gideceğiz yukarılara doğru. 2024, 2027, 2030 buraları göreceğiz. Yukarıları göreceğiz yani. Oraya doğru gideceğiz ama high tech, yüksek teknoloji, ihracat, yüksek teknoloji, yatırım, akıl ve mantık. Evet. Bu kadar. Geçelim. Dolar bazında da. Dolar bazında evet. Aylık grafik. Ezberlediği aylık grafik. Evet. Buradan da koptuk. 2018 senesinin 324 dolarda tepesi var. Ondan da önce 2016-17 sırasında 309 dolarda. Yani 2013 senesinden beri hatta 2011'den beri aşağı giden bir piyasa var. Yani yukarıdan aşağıya o tepeleri birleştiren çizgi akımı kontrol eden çizgiydi. Aşağı doğru sürüklüyor. İlk defa yukarı doğru bir hareket oldu 2022'den sonra, Temmuz'undan sonra. Hızla gittik 320'ye kadar, dolara kadar. Tabii bunda yani diğer tarafa artık gidemeyen paranın buraya doğru da gelmesi lazım. Biraz 4 milyona yakın insan oluştu burada yatırımcı olarak. Tabii. Burada normalde hani sıksan iş yapmayan hesap 1 milyondur, 900 bindir de. İş yapan hesap 50-60 bini geçmez. 40-50 bin filandır yani normal şartlarda. Ama çoğaldı şimdi. Para da girdi. Fiyatlar yukarı gitti. Yani alınıp satılacak lotların sayısı çok fazla artmadığı için yüksek parayla beraber talep arttı. Talep de fiyatları patlattı yukarıya. Enflasyon da aynı zamanda buna biraz sebep oldu. Buralara da geldiler. Bence 225 doların üzerinde ama 324-225 bu 100 dolarlık bant içinde. Yani nereden baksan 200 bin lira eski parayla bakarsan. İki tane sıfır attık çünkü biz bu endekste. Tabii. Ama 100 dolarlık yer bu alanda gidip gelebilir diye düşünüyorum. Daha bir süre buralardayız. Yani trading dediğimiz alışveriş piyasası hala burada geçerli olacak. Önümüzdeki 2-3 ayda. Bu arada da tabii Fed'in ne halt edeceği daha da açıklık kazanır. Mart, Nisan ne yapacak Fed? 0.25 hala arttırırım diyor. Onu da görüyoruz. Dolar endeksine geçersek oraya da bakacağız. Tamam, geldi. DXY yani dolar endeksi. Dolar endeksi nedir? Dolar endeksi Amerika'nın alışveriş yaptığı, ticaret yaptığı 6 tane büyük devlet para veya grup dünyada. Evet, rezerv para. Bir tanesi para. Avrupa yani. Birliği. İşte İngiltere, Japonya, Kanada, İsveç ve İsviçre. Bu paralara karşı olan endeks doların durumu. 114'ten aşağıya doğru kaymaya başladı. Niye kaydı? 100'lere kadar geldi. Artık piyasa ya Fed yeteri kadar arttırdı. Artık bundan sonra arttırmaz diye giderek dolardan kaçtı. Ama Fed biraz kandırdı gibi. Yani ben gene de devam edeceğim filan dedi. Ben gene de devam edeceğim filan değil de 0.25 bile olsa bunun üzerine daha gidebiliriz. Yani iki tane yapacaksak 3-4 tane de yapılabilir havası verince burası bir kendine geldi, bir toparlandı. Yoksa burası 100 civarında gezinip dururdu. Belki 90'lara yani 100'ün de altına inebilirdi. Ama geldiği yer 105. Buradan kapıp da 114'e gideceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü Fed'in faiz artışları İki tane daha yapar, üç tane daha yapar. Onlar da zaten 0.25 ise orada biter. Zaman zaman da şöyle de laf var. Yani illa %2 enflasyona gelmek zorunda da değil Fed. Bazen %2'nin üzerindeki enflasyon iş bulma, insanların çalışması açısından ekonomiye de bir can suyu olabiliyor. Ona da müsaade edebilir. Hani insanlar işlerinden olmasın Amerika'da diye. Ama yani 109'un üzeri, 108'in üzerini görmüyorum şu anda. Burada bence gidecek 105, 105'ten 103 arası biraz gidip gelebilir. Fed'i bekleyebilir. Oralarda dolaşacak. Dışarıdan Türkiye'ye dolar açısından çok büyük bir tehlike yok. Yani doları fırlatacak edecek ama içeride biz kendi kendimizeyiz. Bakalım ne olacak. Peki. Evet, geçelim. Dolar TL haftalık grafiğimiz. Burası haftalık fazla değişen bir şey yok. Zaten hem dolar TL hem euro TL bir anlamda sabit kur gibi. Orada kaldık. 19.06 idi bir ara. 18.88 dediniz. Döviz bürosunda 19.10, 19.12 falan olabilir. 19.15. Ama çok da fazla birbirinden uzak değil.
Böyle yatay gidiyor. 20 haftalık ortalama değeri 18.61. 50 haftalık yani son bir senenin ortalaması dolar 17.27. Buralarda böyle sağa doğru giderse de bir sıkıntı yok. Yalnız sıkıntı ihracat tarafında, ihracatçılar tarafında. Bunun hafif hafif 20'ye doğru gelmesini istiyorlar gibi geliyor bana. Daha ziyade euronun yukarı gitmesini istiyorlar. Doların değil de. Yani dövizde bir hareket biraz yukarı giderse euro ile satıyoruz ya. Euro alıyoruz dışarıdan. Sattığımız ürünün karşılığında. Evet. Almanya'dan şuradan buradan. Orada böyle o makas euro biraz değer kazanırsa bizim lehimize çalışıyor gibi. Çok fazla aşağılara geleceğini tahmin etmiyorum yani. Peki. Yani euro TL. Euro TL haftalık grafiğimiz. Euro TL'ye geçersek o da 20.77'ye kadar gitmişti. Çünkü euro dolar paritesi 1.10'u vurdu. Yani 1.01'in altından geldi. 0.95'lerden geldi 1.10'a kadar. Öyle olunca 20.77'yi gördü ama 1.10'dan geriledik. 1.05.33'e kadar filan. Şimdi 1.06'ların oralarda dolaştığımız için hafif bir tırmanma var. Siz de bahsettiniz. 20'nin biraz üzerinde galiba en son değer. Nerede evet. Bakayım? Evet. Euro dolar 1.06. Euro TL 20.05. Evet. Öyle mi? 20.0. Evet. Tamam işte oralarda. Yani bu da burada gezinecek yani. Biraz böyle bunun yukarıya gitmesi ihracatçıyı sevindirebilir. Yani biraz işler onların açısından kar etme durumları belki biraz daha artabilir. İçeride maliyetler arttıkça dolar yani euro aldıkları için dışarıdan o euronun değerinin biraz yükselmesini istiyorlar gibi geliyor bana. Aradaki o karı biraz yaşanabilir. Onların standartı neyse bilmiyorum. İhracatçı değilim ama evet. Para kazanmak için euronun biraz yükselmesini tercih edecekler diye düşünüyorum. Geçelim. Ons altın günlük grafiğimiz. Ya burası 2000'e yaklaştı. Oradan çok sert bir satış geldi. Yani 1959'daki tepeden bir anda indi aşağıya. Niye? Fed'in faiz artışlarının artık sonuna doğru geliyoruz havası verdi Fed. Piyasayı da kandırdı. Yok dedi ya ben daha 0.25 de olsa ben daha bunu uzun süre sürdürebilirim dedi. Olmadı ki bu şimdi. Yani şaşırttın sen bizi Fed. Öyle olunca sert bir satıştan gitti. Ama 1785'te de dip var. Yani 1780 civarında pek altına geleceğini zannetmiyorum. Oradan sonra da 2000'i şu anda geçmeyebilir kısa vadede. Bence 1780, yukarı tarafta 1900 bu alanda biraz vakit geçirecek diye düşünüyorum. Fed'in biraz daha belki artışı 0.25 arttırınca faizi bir şey olmuyor. Arkasından söylediği söz önemli. Ben daha 3-4 tane daha 0.25 yapabilirim ha dediği anda işte o zaman aşağı doğru gidiyor. Yoksa 0.25 arttırdığından değil. Onu zaten biliyor piyasa. 2 mi arttıracaksın bundan sonra yoksa 3-4-5 diye devam edecek misin 0.25? Orada bir kafalar karışık. Evet. Onun için de biraz süzülüyoruz aşağıya doğru. Peki. Geçelim. Gram altın günlük grafiğimiz. Dolar TL tarafı sabit. O sabit kurdayız zaten. Aynen. Oradan bir şey yok. Tabii. Yani burası tamamen ons altına bağlı. O da zaten çöktü gördüğünüz gibi. Hani 1959'dan nasıl aşağıya doğru indiyse ons altın. Bu da 1185'ten kütür patır aşağıya geldi. Bu da ortalamaların altına gitti. Ons altın da ortalamaların altına gitti. Onu takip ediyor. Doları bıraktı bu artık. Burası şeye döndü. Ons altın böyle 31.1. Bir onsun kaç gram ettiği. O sabit o sayı değişmez. Bu da süzülüyor aşağıya. Nereye gelebilir? 1060-1065 görülebilir. Yani ons altın 1780'e doğru gelirse bu da biraz daha süzülebilir. Ons altın 1800'lerde dolaşıyor ama bugün yukarıda 1825'te. 1810'lara doğru geldik diye biliyorum ama evet bugün 9 dolar 26'dan 10 çıkarsan demek ki 1815'lerde falan öyleymiş. Öyle. Evet. Evet, biraz süzülüyoruz aşağı. Biraz daha gidebiliriz. Ons altın ne yapacak oraya bakacağız. Geldik gümüşe. Yani bu benim için hayal kırıklığı oldu ya. Bu kadar böyle yani bunun niye gidiyor böyle aşağı? Hadi tamam ons altın iyi tamam gitti. Ama senin bir de şeyin var yani gümüş kendine gel. Senin bir de yani endüstride kullanımın var. Ama bu kadar 24.5'a gelince burada bir şey oluyor. 24.5 dolar civarında.
Yani bir yerlerden bir hayalet satıcı mı geliyor, ne oluyorsa ortalığı karıştırıyor. Bir türlü geçilemedi orası. Geçilse 27'lere doğru niyetleniyordu da büyük çanağı tamamlamaya olmadı. Şimdi bu da aşağıya doğru sürükleniyor. Yani bakıldığında burası da ons gümüş. Yani giderek 20-42'ye kadar geldi. Ama 18'e de gelmezsin herhalde ya. O kadar da ayıp. Yani buradan bir tepki gelebilir 20 civarından. Bir 42 sent daha vereyim hadi aşağıya doğru ama herhalde 19.80, 20 sent filan civarından bunun bir tepki yaşaması gerekir. Bu kadar düşüş de yani fazla. Yani Fed'in faiz artışları 0.50, 75 falan değil ki kardeşim. Yani 0.25, 0.25. Ne? Dünyada da devasa bir gümüş yani üretimi mi arttı bilmiyorum tam anlamıyla ama bu biraz fazla indi aşağıya. Yani Fed'in o cevap şeylerine laflarına biraz fazla şey verdi, değer verdi. Gitti, gümbürdedi aşağıya doğru. Tepebilir diye düşünüyorum biraz. Ama 23'ün üstü şimdi dertli oldu. Yani 23'ün üzerine girerse bakacağımız yer 24,5 dolar. Ama 23'ün üzeri biraz dolu. Orası hemen geçilmez gibi geliyor. 19,5-20 arasında da alıcı gelir diye düşünüyorum dolar olarak. Brent petrol grafiğimiz var. Brent dün biraz düştü ama bugün tekrar yükselişe geçti. Yani 3-4 tane dipler böyle uzadı. Birbirlerinin hizasındalar. Dipler birleşiyor. 80-32'den dönmeye çalışıyor. Ortalamaların altında 20 ile 50 günlük ortalama birbirine çok yakın. Çünkü fiyat bir yere gitmiyor. Yani fiyat ortalamaların etrafında böyle rakkasa gibi dans ediyor. Ne yukarı patlayıp gidebiliyor ne aşağıya bırakabiliyor. 75'in de altı zor. 75-76'nın çünkü orada 50 aylıkta ortalama var. 4 senenin ortalaması orada. O da oradan geliyor. Çöküşü önlüyor. Çökerse 75 o zaman 65'e kadar yolu var. Yani çökerse orası önemli bir yer. Ama yukarı tarafta da büyümeye bağlı bir iş. Yani dünyada petrole ihtiyaç olması lazım enerji açısından. Ne zamanki büyümeler yukarı doğru çekilir. Rakamlar Avrupa'da, Çin'de, Amerika'da, orada, burada, burası da yukarıya doğru tekrar tırmanır. Yani görüntü itibariyle 89 direnç orada satıcı var. Aşağı tarafta da yani 75'te buranın dibi gibi 76 filan. Bu bant içinde zannedersem gidip geleceğiz bir süre daha. Yani dünyadaki diğer ülkelerin bilhassa endüstriyel açıdan ilerlemiş olan büyük ülkelerin büyüme rakamları yukarıya doğru çekildikçe o zaman petrolde hareketlenme yukarı yönde gelişir diye düşünüyorum. Çünkü enerji ihtiyacı doğacaktır. Peki. Evet. Dow Jones günlük grafiğimiz. Vallahi Dow Jones da indi. Sonra güzel bir çıkış yaşadı. Fakat Fed geldi karşısına. Fed tıkadı bu çıkışı. Yani ben tekrar 37 bine doğru gideceğini tahmin ediyordum ama şu anda yataya sardık. Yani Fed'i bekliyor. Bakalım bu Fed'in 2 mi, 3 mü, 4 mü, 0.25 puanlık artışları nerede bitecek? Yani millet niyetlenmişti. Tamam Fed artık en fazla 2 tane daha yapar, bitirir bu işi. Ondan sonrası yukarıya diye geldiler ama onlar da biraz sürprizle karşı karşıya geldi piyasa. Şimdi yataya sardı. Fed'i bekliyor. Bakalım. Yani oradan ne cevap gelecek? Fed faizleri kaç defa daha yapacak? Oraya bakıyor bence. Bir de tabii ki Amerika'daki yani büyüme rakamları filan. Yani enflasyonun bastırılması, giderek aşağı doğru gelmesi, işsizlik oranının aynı kalması veya daha az insanın işsiz olması, işsizlik yani iş gücünün artması, büyümenin artması burayı yukarı doğru iter kardeşim. Şu anda 32.500 filan limit. Onun altı 31.000-31.500 aralığına kadar da gidebilir. Şu anda orada bir bariyer var 32.500'de. Yukarı tarafta da 34.300'de bir bariyer var. Bu bant içinde yukarı aşağı gidip geliyoruz ve Fed'in ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyor piyasalar. Geçelim. Son 5 dakika 5 grafiğimiz kaldı. Hadi bakalım. Burası da yani tutunmaya çalışıyor DAX. Hakikaten takdire şayan. Bütün bu harp, şu, bu, gürültü, patırtı Almanya'nın dibinde bitiyor bütün olan bitenler. Ukrayna ile Rusya savaşı, şu, bu. İkisine de mal satılıyor. Bilhassa Avrupa olarak, Almanya olarak Rusya ile ilişkileri vardı.
Şimdi orası gitti. Sekteye uğradı. Enerji alışverişi durdu filan. Zor bir yerde. 16 bine doğru yaklaştıkça satış geliyor. Bence yeşil renkli ortalama 15 binde. Orası yaklaşık 50 günlük ortalama. Onun altı, burada biraz tıkandık. Yani iyi geldik ama tıkandık bence. Yani biraz burada gezinebilir. Hatta 15 bine doğru böyle bir yoklamada çekebilir. Bakayım sağlam mı değil mi filan diye. Şaşırmam yani yeşile doğru da gelirse. Ama biraz tıkandı gibi. Yani 15.658, sol tarafta da 15.736 var. Birbirine yakın tepeler. Bu büyük çana yani başlangıç noktasına, tarihi zirveye doğru gideceğini tahmin ediyordum ama şu savaş işi bir bitse, yani inşallah bitirirler de herkes bir kendine gelir, dünya bir şöyle bir oturur, bir dinlenir. Yoruldu yani, dünya da yoruldu. İnanın yani, biz de yorulduk, dünya da yoruldu bu işlerden. Geçelim. Peki, Nasdaq geliyor. Burası aynı bizim endeks gibi. Kanal içinde gidiyordu aşağıya doğru. Sonra yataya sardı. Bir dip taraf 10.600'lerde, üst taraf 12.000'lerde falan böyle yataya gitti. Dörtgen çizdi. Oradan sonra kanalın dışına çıktı. Mavi renkli o kanal çizgisinin üst çizgisini geçti. Yatayın da üzerine çıktı. Kahverengi çizginin üstüne çıktı. Nereye kadar geldi? Sol taraftaki 12.750'ye doğru hamle yaptı. Geçti 12.880'i, fakat Fed'e takıldı. Yani Fed arkadan geldi, çelmeyi attı. Foul esasında. Ama hakem vermedi faulü. Çünkü Fed güçlü takım. Şimdi ortalamalarda tutunmaya çalışıyor. Bakalım ortalamalarda burada dayanabilirse 12.000'de gene bir 13.000 denemesi yapabilir. O da tabii ki gene Fed'den gelecek. O mesaja bağlı. 0.25 artışa değil. Mesaj. Kaç tane daha bekliyorsun kardeşim? Bize onu söyle. Tabii gelen dataya göre de Fed ona göre mesaj veriyor. Şimdi enflasyon bir anda giderse aşağıya, büyük bir düşüş yaşanırsa o zaman Fed'in 3-4 tane daha yapması, yani 4 tane yapacağına 3 tane yapar. Veya öyle mesaj verir. 3-4 tane yapacağı yerde ben 2 artık rayına oturttuk işleri. Artık 2'de bitirebiliriz. Ondan sonra pas geçebiliriz dediği anda burası yukarıya. Başlar tırmanmaya 13.500-14.000'e doğru. Evet, geçelim. Evet, çok iyi gidiyorsun. Saat gibisin Ahmet Mergen. Euro dolar günlük 3 dakika 3 grafik kaldı. Evet. Aynı ons altın gibi. Ons altında nasıl böyle gitti, oradan çöktü aşağıya. Burası da öyle. Buraya ama mesajı verdi Amerika. Hop hop dedi ya. Sen hiç faiz maiz arttırmıyorsun. Biz faizleri arttıra arttıra hızlandık. Sen 0.95'e indiniz. Malları güzel satıyorsunuz. Biraz dedi hop hop yukarı. O günden beri zaten Avrupa'da faiz artışları başladı. Şimdi bir tane daha başladı. Siz demiştiniz galiba 4'e yakın, evet, yaklaşacak faiz. 4'e girecek. Evet. Tabii yani şimdi o beklenti var. Fed 0.25, esasında Fed 3-4 tane daha yaparım yani biraz daha devam edeceğim demese burası 1.12'lerin üzerine doğru gidecekti. Ama onu deyince bir geri çekildi. Hop bir dakika dedi. Avrupa tarafından destek gelmiyor. Şimdi geliyor faiz artışı. O faiz artışıyla tekrar yani 1.09-1.10 oradaki şeye doğru gidebilir. 1.09'a doğru. Faiz artışını bekliyor Avrupa tarafından. Fed'den 0.25'e orada onu zaten anladılar. Fed iki tane de bitirirse bu işi burası 1.10'u geçebilir. Peki. Sterlin, ama 1.15'lerin üzeri falan zor. GBP, USD, sterlin, dolar. Burası yataya bağladı. Bu euro dolardan biraz daha değişik. Euro dolar aşağı doğru biraz süzüldü. Bu iki tane tepe yaptı. İki tane dip yaptı. 1.19.60 ile yaklaşık 1.19.50 diyelim yuvarlak hesap. Yukarı tarafta 1.24.45.50, 1.24.50, 1.19.50 bu alanda, sarı renkli alanda takıldı kaldı. Bekliyor şimdi. Bu da Fed'i bekliyor. İngiltere de genelde pek şey fena değil. O da faiz artışından korkmuyor yani. Ama bence yatayda. İngiltere'de de biraz bir yani çok fazla başbakan değişti, o oldu bu. Orası da bir karıştı yani bir süredir. Onun için 1.03'e kadar geldiler. Şimdi dengelenme süreciler. Biraz zaman tanımak lazım buraya da. Ama 1.25'in üstü 1.27, 1.28'de orada satıcı gene gelir. Öyle ha deyince kurtulmuyor işler. 1.19.50'nin altı, orası 1.16'ya falan o sefer kayar gider. Bu yatay alanda gezineceğini zannediyorum. 30 saniyemiz var. Onu da Bitcoin'e ayıralım. Evet.
Evet, son olarak Bitcoin. Burada da daha önce söyledik. Sol taraf oldu, orta taraf oldu. Orta taraf 15.500'lerde. Sol taraf 17.000, 18.000 civarında dipler var. Buradan kalktı, geldi. O sarı renkli alanda vakit geçirecek kardeşim. 25.000 sol tarafta. 211, 25.211. Burada da 25.250. Tepeler denendi. Burada bir yarım daireye gidiyor. Yani bizim çanak dediğimiz sol baş ve sağ üçlü dibe doğru gidiyor gibi gözüküyor. Fed'i bekleyecek. Daha burada da böyle bir ay falan var. Buralarda dolaşır diye düşünüyorum bu sarı renkli alanda. Fed'den gelen faiz haberine göre, ona göre yukarıya doğru, yani faizler biterse burada da yukarıya doğru biraz hamle olabilir. 27 bin, 30 bin dolara doğru. Peki. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Mutlu günler. Ahmet, daha iyi bir Türkiye için inşallah bir umarım araya geliriz. İnşallah. Hep beraber buna bir omuz atarız. Yaşamak istiyoruz. Refah içinde yaşamak istiyoruz ülke olarak ya. Peki. Çok bir şey değil. Çok teşekkürler katkınız için ve böylece ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.